Selam bebeklerim, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Şu an inanılmaz derecede heyecanlıyım çünkü bugün sizinle birlikte Birlis'in sürpriz makyaj kutusunu açıp içinden çıkan ürünlerle makyaj yapacağız. Arkasında içinden çıkacak ürünler yazıyor. Maskara, eyeliner, tüp allık, plumping gloss, oje, mat ruj ve 12'li far paleti. Videodan önce cilt makyajımı yapıp geldim ki ürünleri rahat rahat deneyelim, hiç vakit kaybetmeyelim. Şöyle birlikte kutuyu açalım. Bunu da kaldıralım. İçi bu şekilde gözüküyor. Hızlı hızlı neler varmış bakalım. Sonra da tek tek hepsini deneyelim. Baştan söyleyeyim, eğer bu konsepti beğenirseniz, yani sürpriz kutu alıp sürpriz kutudan çıkan ürünlerle makyaj yapma konseptini beğenirseniz, Gratis'in bir diğer markası olan Light markasının da böyle bir kutusu var. Onu da alırım. Onunla birlikte de bir video çekerim. Yani eğer bu konsepti beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlara Light markasının kutusunu da merak ettiğinizi yazmanız yeterli. Şöyle kutudan ilk olarak eyeliner çıkıyor. Zaten bunu bilmeyen yoktur. Birlis'in en meşhur eyelinerlarından biri. Bende bunun bordo rengi vardı. En son ki bitenler videomda göstermiştim. Kuruduğu için çöpe atmıştım. Şimdi de bu kutudan siyah rengi çıktı. Zaten gayet güzel bir eyelinerdi. Bunu da birlikte deneyeceğiz. Kutudan çıktığına en çok sevindiğim ürün sanırım bu. Çünkü ben Birlis'in bu likit allığını çok merak ediyordum ve tam da bu rengini alacaktım kendime. Şansıma kutudan çıktı. Bu arada ben söylemeyi unuttum. Kutudan çıkan ürünlerin değeri 370-380 arası gibi bir şey. Ve kutu sadece 250 TL, yani yaklaşık 120-130 TL civarında bir kar yapmış oluyorsunuz. Bence inanılmaz avantajlı bir kutu. Tabii ürünleri de beğenirsek tadından yenmez. Bu allığa çok sevindim ve bir diğer sevindiğim ürün de sanırım bu ruj oldu. Çünkü Birlis'in meşhur Soft Kiss ruju çıktı ve ben bunu hiç denememiştim. Bu rengini açıkçası çok merak ediyordum. O yüzden kutudan çıkmasına da çok sevindim. Bunu da birlikte açacağız. O dillere destan maskara çıkıyor bir de. Fake It. Ben zamanında bunu çok severek kullanıyordum. Hatta makyaja ilk başladığım dönemlerde kullandığım bir maskara diyebilirim. Uzun zamandır hiç kullanmıyordum. O yüzden heyecanlıyım bunu da kullanacağım için. Şöyle bir tane de glitterlı oje çıkıyor. Bence gayet güzel. Hatta bunu serçe parmağımda denesem mi? Tırnaklarımın manikür vakti geldi. O yüzden sadece tek tırnağıma uygulayacağım. Çünkü bugün ya da yarın manikür yapacağım ve ojeyi zaten çıkarmak zorunda kalacağım. Şöyle gayet tatlı, güzel ışıltıları olan bir oje. Sanırım manikürden sonra bunu süreceğim. Çünkü tırnaklarım kısayken öyle renkli ojeler sürmeyi pek sevmiyorum. Bu şekilde daha saydam, ışıltılı ojeler tercih ediyorum. Son ürüne gelmeden önce kutudan bir de lip gloss çıkıyor. Birlis'in Plump It serisinden hangi rengi? Sparkling rengiymiş. Işıltılı. Zaten çok renk vermeyeceğini düşündüğüm bir gloss. Ve en güzelini sona sakladım. Bir de kutudan şöyle bir far paleti çıkıyor. Bence çok tatlı. Daha önce Birlis'in hiçbir far paletini denememiştim. Ve ilk deneyeceğim paleti de bu oldu. İnanılmaz heyecanlıyım. Nasıl bir palet olduğunu çok merak ediyorum. Bununla da renkli bir makyaj yapacağız bugün. Umarım memnun kalırım. Çünkü eğer memnun kalırsam renk seçenekleri olan bir palet. Ve bayağı da uygun fiyatlı. 80 TL civarı olan bir palet. Birlikte deneyip göreceğiz. Şöyle kutumu odama ben toplamayacakmışım gibi yatağıma atıyorum. Ve videoya başlayalım. Makyajım ek olarak bir de dudağıma dudak kalemi geçip dudak yağı sürdüm videonun başlarında nemli kalsın diye. Ruju sürmeden önce de onu sileceğim. Onu da hatırlatayım. Ay, ilk neyle başlasak? İlk far paletiyle başlayalım bence. Şöyle açalım önce etiketini. Hangi renk makyaj yapalım? Keşke yani şu an size anlık olarak sorabilsem bunu. Videodan çıkıp Instagram'a girip sormaya biraz üşendim açıkçası. Renkler bu şekilde. Bence inanılmaz güzel. Pigmentlerine bakalım. 6 tane ışıltılı, 6 tane de mat renk var. Şöyle elimde göstereceğim. Wow, ışıltılılar çok güzel gözüküyor. Bir tane de kırmızı deneyelim. Mat renklerin de pigmenti gayet başarılı bence. Bu fiyata çok iyi. Şöyle bir de mor ışıltılı denemek istiyorum. Gerçekten pigmentler bence gayet başarılı ve renkler de çok tatlı gözüküyor. Ama bilin bakalım, günlük makyajımda nude tonlarını bir far bile kullanmayan bu kız bu renklerle nasıl bir makyaj yapacak? Yani gerçekten şu an hiç bilmiyorum. Biraz doğaçlama olacak makyajımız. Umarım güzel bir sonuç elde ederiz. Sevgililer günü de yaklaşıyor. Şöyle pembeli bir şey mi yapsak diyorum, pembeli kırmızılı olabilir ya da şu maviyi de kullanmak istiyorum. Şu mavi de çok güzel gözüküyor, onu da göstereyim size. Şöyle
Şuna bakın. Maviyi kullanalım kesinlikle. Şu pigmenti gördükten sonra pembelerden anında vazgeçtim. Belki ufak ekleme yapabiliriz. İlk olarak şöyle bir karıştırma fırçasıyla. Bu da Eclipse markasına ait bu arada. Gratis'in kendi markası. Şu nude tonlarında olan rengi alıp göz kapağımı ısıtarak başlıyorum. Hem aynadan hem kameradan kendime bakıyorum. O yüzden bazen size bakamayabiliyorum. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Şimdiden söyleyeyim. Şöyle göz kapağımı güzelce ısıtıyorum bu renkle. Şu şekilde kaş dibimden de geçiyorum. Bu arada fırçayla farı alırken birazcık tozutuyor maalesef. Onu da söyleyeyim. Ama yani tozutmayan bir far bulmak zor zaten. Bu fiyata da o kadar normal. Pigmenti de öyle kötü değil. Gayet başarılı bence farın. O nude'a yakın olan farla göz kapağımı güzelce ısıttım. Şimdi pembeden alıyorum. Bir risk alacağım şu anda. Hem mavi hem pembe kullanacağım bu makyajımda. Ama kötü olursa ağlarım yani. O kadar emek vereceğim çünkü. Neyse, iyi düşünelim, iyi olsun. Şöyle gözümün dibinden pembe farla geçiyorum. Pembe mat farla şu renk. Tatlı oluyor ya sanki. Pigmentleri gayet iyi değil mi ya? Bu fiyata bence müthiş yani. Şöyle hafif göz kapağımdan da aynı pembeyle geçiyorum. Şu alta bulaşan kısımları en son kapatıcıyla düzelteceğim. Makyaj daha keskin ve temiz gözükecek. Biraz daha pembeliği yoğunlaştırmak istiyorum. Yani bu cesaret nereden geliyor bilmiyorum. Şu an canım öyle istedi. Şu şekilde hafif kirpik dibime doğru da geçiyorum. Güzel oluyor sanki ya. Güzel oluyor deyin lütfen kızlar. Güzel oluyor. Oluyordur yani inşallah. Burada yaptığım işlemi diğer göz kapağıma da yapıp geliyorum. Az önce nude'a benzettiğim açık turuncu rengi sürdüğüm karıştırma fırçasıyla pembeyi biraz dağıtıyorum. Şu şekilde. Size kötü bir haberim var. Biraz pembe aldım bu arada karıştırma fırçama. Onu tekrar geçiyorum. Maalesef mavi farı bu videoda kullanamayacağım. Çünkü nude'a benzettiğim far çok turuncuya dönük ve pembe de uyguladım. Bir de mavi uygularsam çok karışacak gibi geliyor. Onun yerine şu pembenin üstündeki simli pembe farı kullanalım diyorum. Hatta o fardan biraz karıştırma fırçamı alıyorum. Rengi daha koyu olduğu için. Ve şuralardan hafif gölge gibi geçiyorum. Şu an yani maskeli baloya gidiyormuşum gibi oldum. Şu ışıltılı pembeyi moru hatta. Kız bu ne? Şuna bakın. Ben bunu nasıl kullanacağım? Yani bu video bir ürün deneme videosu olduğu için bunu da kullanıyorum. Önemli olan renkleri göz kapağında da görebilmek diye düşünüyorum ve şöyle göz kapağıma bırakıyorum. Şu fırçayla bırakıyorum. Eğer böyle renkli paletler sevmiyorsanız farklı renk seçenekleri de var. Mutlaka bakabilirsiniz. Çünkü ben pigmenti çok başarılı buldum. Yani ışıltılı far aşırı pigment vermesin diye fırçayla uygulayayım dedim parmakla uygulamak yerine. Yine görüyorsunuz pigmenti. Bayağı iyi. Pigment bayağı iyi. Çok sevdim bu pigmenti ya. Şöyle aşağılara taşırmaya korkmuyorum. Dediğim gibi kapatıcıyla temizleyeceğiz çünkü. Renk müthiş değil mi? Son olarak parmağımla şu göz kapağımın diplerine tekrar uyguluyorum farı. Görüyorsunuz parmakla uygulayınca rengini çok daha iyi bir şekilde veriyor. Son olarak bu ışıltılı farla kirpik diplerimden de hafifçe geçmek istiyorum. Çok boş kaldılar çünkü. Far paletini kesinlikle bu fiyata alabilirsiniz. Herhangi bir rengini ben gayet başarılı buldum. Şimdi gelelim eyeliner'a. Eyeliner'dan sonra da şu fazlalıkları kapatıcıyla temizleyeceğim. Orayı keskinleştireceğim makyajın o kısmını. Kullanmadan önce çalkalanması gerekiyor. Şu şekilde. Kamera karşısında eyeliner çekmek bana çok zor geliyor. Böyle bir fobim var diyebilirim ama başaracağım. Kesin çekemeyeceğim. Videoda çekemiyorum. Kamera kapalıyken çekebiliyorum. Oldu gibi ama gerçekten videodayken eyeliner çekebilme yeteneğimi kaybediyorum. Yani panik mi yapıyorum ne oluyorsa diğer gözüme çekip geliyorum o yüzden. Bakın 2 saniyede kamera kapalıyken çektiğim eyeliner'a bakın. Bir de şuna bakın. Yok olmuyor kamera açıkken. Sinirlendim kendime ya. Eyeliner'ımı toparlayabildiğim kadar toparlayıp geldim. Şimdi NYX'in serum kapatıcısıyla farımı düzelteceğim. Şöyle alt tarafları düzgün bir hale getireceğim. İki yanında bıraktım kapatıcımı. Minik minik uyguluyorum. Göz makyajımı bu kadar toparlayabildim. Dediğim gibi böyle renkli makyajlara pek alışık değilim.
Ama öyle çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Gayet tatlı oldu. Maskaradan sonra daha da güzel gözükecektir. Fake it'i açıyorum yıllar sonra. İlk kez fake it açıyorum diyebilirim. Bu maskaranın seveni de çok, sevmeyeni de. Ben seven taraftaydım hep. Bakalım şu anki düşüncem ne olacak? Çünkü geçen yıllar içerisinde makyaja karşı bakış açım ve makyaj bilgim çok değişti. Daha olumlu yönde değişti diyebilirim. Zaten ben 18 yaşında makyaj yapmaya başladım. Şimdi de 21,5 yaşındayım diyebilirim. 22 yaşına gireceğim yazın. 3,5 yıldır makyajla ilgileniyorum. Ve makyaja başladığım zamanların en başında kullandığım rimeli şu an tekrar kullanacağım. O yüzden fikirlerim belki olumsuz, belki daha da olumlu yönde değişebilir. Önce kirpiklerimi güzelce kıvırıyorum. Kirpikler kıvrılmadan hiçbir maskara kendini tam olarak göstermiyor bence. Özellikle de benim gibi düz kirpikleriniz varsa kirpik kıvırıcı çok işinize yarayacaktır. Hadi bismillah başlıyoruz. Çok heyecanlıyım fake it için. Bilmiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hiç makyajıma bulaştırmak istemiyorum maskarayı. Çünkü silmesi ve tekrar oraya bir şey uygulamaya çalışmak inanılmaz zor olur. O yüzden maskaramı böyle yavaş yavaş uyguluyorum. Henüz sadece tek kat uyguladım ama bu maskaranın neyini sevmiyorsunuz? Bence gayet başarılı. Bunu da bitene kadar kullanacağım. Yine sevdim, yine sevdim. Diğer kirpiğime de tek kat uygulayıp geliyorum. Sonra ikinci kata geçeceğiz. Günlük makyajlarda tek kat uygulanabilir ama tabii ki böyle bir makyajda tek kat asla yeterli değil. Şimdi üst kirpik dibime siyah bir kalem geçeceğim. Şöyle pastelin siyah kalemiyle üst kirpik dibimi dolduracağım ki maskara daha da yoğun gözüksün. Çok güzel gözükür öyle. Sonra maskarayı ikinci kat süreriz. Göz makyajım o kadar yoğun ki maskara gözükmüyor resmen. Belki 3 kat bile uygulayabiliriz. Şimdi ikinci kata başlıyorum. Ne oldu anneciğim? Efendim annem. İkinci kat her zaman daha dikkatli uygulanmalı. Yoksa kirpikler birbirine inanılmaz derecede yapışıp çok kötü bir görüntü elde edebilirsiniz. Kesinlikle ikinci katta verdiği hacim çok daha güzel. Şimdi böyle çok azalan bir maskaramın fırçasıyla üstünden geçeceğim. Yapışkanlıklar ayrılsın diye. Boş bir maskara fırçası da kullanabilirsiniz. Ya da böyle içinde çok kalmamış bir maskara fırçası da kullanabilirsiniz. Kirpikleri ayırmak için. İki gözümün arasındaki farka bakın. Makyajı makyaj yapan maskaradır kızlar. Gerçekten maskara inanılmaz fark ettiriyor. Şuna şuna bir bakın ya. Maskara benden geçer not aldı. Kesinlikle uygun fiyatlı bir maskara arayışındaysanız tercih edebilirsiniz bunu da. Şimdi son olarak gözümün içine bir de pastelin şöyle pembe bir göz kalemi var bende. Onu uygulayacağım. Hatta açmamışım. Onu açıp onu uygulayacağım. Makyajımı daha böyle bir bütün halinde göstermesi için. Kalem bu farlarla cuk oldu. Gözümün içine pembe kalemi sürüyorum. Alt tarafa tabii ki. Üst tarafa siyah sürmüştük zaten. Buraya sürdüm, buraya sürmedim. Bence bura daha güzel gözüküyor. Tamam, sıradaki ürünümüze geçebiliriz. Tabii ki de bu çok merak ettiğim allık. Bu rengini almak istiyordum. Çok denemek istiyordum. Öven çok açıkçası bu allığı. Kedim de arkadan bağırıyor. Ne oldu anneciğim? Küçük kedimin abisi dolabın üstünde olduğu için ona bağırıyor. Benim kediler kalıplı kediler. Yani masadan atlarken tripodun ışığında devirdi. Onu düzelttim, geldim. Açı değişmiş olabilir bu yüzden. Allah'ı şu şekilde elime alıyorum önce. Rengini göstermek istiyorum. Rengi var ya, rengi inanılmaz güzel. Tam benim tonlarım. Ve yapısı da gayet güzel gözüküyor. Böyle parmakla bile dağıtılabilir. Rengine bayıldım. Şöyle minicik alıp buraya bırakıyorum. Biraz da buraya bırakıyorum. Yani gönül isterdi ki şu göz makyajına şöyle pes pembe bir allık sürelim ama ürün deneme videosunda olduğumuz için tabii ki de bu ürünü deneyeceğiz. Normalde ama çok daha cart bir pembe allık kullanırdım bu makyajda. Bu allığın rengi inanılmaz. Makyajla uymadı pek ama renk inanılmaz. Yani ben genelde bu tarz renkler kullanmayı seviyorum allıkta. Tam benlik ve her cilt rengine uyabilecek bir allık olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Çok sevdim ya rengini. Çok tatlı gerçekten. Şimdi allığı denedik. Maskara, eyeliner, far paleti tamam. 4 ürünü denemişiz. Geriye 3 ürün kaldı. Ha ojeyi de gösterdim. 2 ürün kaldı. Gloss ve ruj. Dudağımdaki dudak kalemi ve yağ siliyorum. Emily'nin 211 ile hafif dudağımı çerçeveleyeceğim. Bu ruju inanılmaz merak ediyorum. O kadar çok viral oldu ki yıllar önce ve ben almadım. Ben genelde böyle çok aşırı meşhur olan ürünleri nedense almıyorum. Bilmiyorum.
merak ettim ama almadım yani. Hiç öyle elim gitmedi. Ama son zamanlarda çok almak istiyordum. Bu kutudan çıkması o yüzden beni çok mutlu etti. Şöyle rengini göstermek istiyorum. Güzel gözüküyor. Elimde bakalım bir de. Tamamen benim tonlarım. Şöyle. Şu renge bakar mısınız? Yapısı yumuşacık ve renk olay gerçekten. Ruja bayıldım kesinlikle. Ne diyebilirim ki? Gerçekten övüldüğü kadar varmış. Böyle günlük tonlarda herkese yakışabilecek rujlardan biri bence. Şimdi gloss'u da açıyorum. Önce elimde deneyelim. Eğer renk veren bir glossa ruju silip öyle deneriz. Ama renk veren bir gloss olduğunu düşünmüyorum zaten. Rujun üstüne uygularız muhtemelen. Şu şekilde ışıltılı bir gloss. Bu arada dudakları dolgunlaştırma etkisi de varmış. Evet, renk vermiyor. Çok hafif renk verir sade sürdüğünüzde ama çok güzel ışıltıları olan bir gloss. İçinde bayağı simde var gloss'un bu arada. Gloss'la daha da bir güzel olmadı mı makyaj? Allık, ruj, gloss birbirine çok uyumlu oldu ama far işin sırrını bozdu. Yani şöyle turuncumsu tonları kullansak bile daha güzel olabilirdi. Ama genel olarak ürünlerin hepsini incelemiş, görmüş olduk. Bu arada gloss da yapış yapış bir iz bırakmıyor. Gayet güzel. Ama dudakları ne kadar dolgunlaştırır bilemiyorum. Henüz dudaklarım yanmaya başlamadı. Sadece hafif bir hissediyorum. O kadar. Belki ruj üstüne değil de sadece dudağımızın üstüne uygularsak daha çok yanma hissini hissedebiliriz. Ama onun dışında yapısı ve ışıltısı gayet güzel. Bu arada yanmaya başladı hafiften dudaklarım. Şöyle makyajımın son haline bir bakın. Bence gayet tatlı oldu. Ve böyle sürpriz kutuyu açıp sizinle hiç denemediğim ürünleri denemek de bence çok keyifli oldu. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Liked'ın da bu kutusunu alıp yine başka bir video çekmemi ister misiniz? Yine oradaki farklı ürünleri de deneyip bir makyaj yaparız, uydururuz bir şeyler işte. Ama inanır mısınız ben makyajımı gayet beğendim. Göz makyajı tek başınayken bir tereddütte kalmıştım olmadı mı diye ama böyle toplu makyajı tamamlayınca bence gayet cuk oldu. Genel olarak ürünlerin hepsini gayet beğendim. Zaten fikirlerimi tek tek de uygularken size söyledim. Gönül rahatlığıyla alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki daha uzun kullanımdaki görüşlerimi de ilerleyen zamanlarda ara ara kullandıkça paylaşırım sizinle. Öyle. Umarım videomu severek, beğenerek izlemişsinizdir. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum olarak atmayı lütfen unutmayın. Kaçıncı kez dedim bilmiyorum ama eğer istek gelirse Liked'ın da sürpriz kutusunu alıp sizinle birlikte denemek isterim. O zaman ben videoyu kapatıyorum bebeklerim. Hepinizi çok çok seviyorum. İyi ki varsınız gerçekten. Çok çok öpüyorum. Hoşça kalın.